Tabi burada helal lokma da çok mühim. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, namaz kılmaktan yay gibi olsanız, yani muttasılan la yankadî namaz kılsanız ki o kadar bir zayıflasın yay gibi olsanız, oruç tutmaktan da çivi gibi olsanız, haram ve şüpheleri terk etmedikçe Allah ibadetlerini kabul etmez buyuruyor. Demek ki boğazımızdan geçen lokmalara da çok dikkat etmemiz lazım. İki hususiyet insan şahsiyeti müessirdir. Ağzımızdan geçen lokma yani kazancımız, ikisini beraber olduğumuz insan. Bu iki hususiyete en çok dikkat edilmesi husus o. Ondan sonra gelen ayetlerde Cenab-ı Hak bizde namaz istiyor. Bir rükû hali istiyor, bir secde hali istiyor. Onların bir ihtişam, bir güzellik sergilemesi, bir ruhaniyet tevzi etmesini Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bizden marufu emretmek ve münkerden nehyetmek. Kendimiz yaşayacağız. Yaşadığımız kadar ashâb-ı kirâm nasıldı, evliyaullah nasıldı? Yaşayacağız. Yaşadığımız kadar kalbimden çıkan enerjiyle emri bil maruf ve nehy anil münkerde bulunacağız. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân 104'te sizden hayra çağıran, iyiliği kötülüğü men iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun istiyor. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yine Cenab-ı Hak siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İşte o sahabinin, evliyaullah'ın, o müçtehitlerin kıvamına yaklaşabilmek. İnsanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Demek ki bir güzel ahlak isteniyor, yumuşak bir lisan isteniyor. İslam'ın güler yüzünü tebessüm ettirmek isteniyor. Yine Bakara Suresi'nde Cenab-ı Hak 195. ayette kendinizi kendi tehlikeye atmayın buyuruyor. Ne zamana kadar? Son nefese kadar. Yakın gelene kadar buyuruluyor. Onun için nasıl kendimizi eğiteceğiz? Allah Resulü nasıl insanları eğitti, terbiye etti? En büyük insan terbiyecisi. Onu seven, Allah Resulü seven onun gibi olmaya çalışır. Onun gibi de insan yetiştirmeye gayret eder. İşte cahiliye insanı Allah Resulü'nün nasıl bir eğitime tabi tuttu ki onlar gökteki yıldızlara dönüştüler. Eshab-ı Suffa yaptığı eğitim en güzel bize bir güzel bir örnektir. Efendimiz muhaciri severdi, ensarı severdi. En çok meşgul olduğu Eshab-ı Suffa yani Kur'an talebeleriydi. Ebu Talha diyor, geldim baktım diyor, Allah iki büklüm diyor, açlıktan diyor, Kur'an-ı Kerim talim ediyordu diyor. İbn-i Mesud diyor, öyle bir hale geldik ki, boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyuyorduk diyor. Ebu Hureyre diyor, herkes diyor, çarşıda diyor, satış alışta şey, biz diyor, yer aç, Allah Resulü'nün huzurunda Kur'an tahsil ediyorduk buyuruyor. Kendimiz ne kadar Kur'an'ı tahsil ettik, ne kadar yaşıyoruz, evlatlarımızı ne kadar seviyoruz, evlatlarımıza ne kadar merhametliyiz, evlatlarımı ne kadar Kur'an yolunda yetiştiriyoruz? Bir muhasebe. Mekke'de, Medine'de metfun 20 bin sahibi anca var. Ki veda için 120 bin sahibi var. Demek ki bunun 100 küsür bin dünyaya dağıldı. Velhâsıl günümüze gelelim. Globalleşen bir dünya var. Yeniden bir cahiliye devri yaşanıyor. Çünkü bu global dünyanın bir ruhani tarafı yok. Kapitalist ve liberal bir sistemin içindeyiz. Metotları bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Nefsani hayat nasılsa o şekilde yaşa. Televizyon, internet, moda, reklamlar insanımızın içini boşaltıyor. Yani manevi dünyasını eritiyor. Ana babanın biyolojik yapısı yetersiz kalıyor. Nesiller selde sürüklenen kütükler gibi hangi girdapta helak olacağı belli değil, akıp gidiyor. Bu globalleşen dünya insanı materyalizmin, kapitalizmin ve liberalizme doğru sürüklüyor. Sayılan televizyon, internet, moda reklamlar, gönüllerde meydana gelen tahribat neticesinde merhamet pınarı olan gözler gözyaşını unuttu bugün. Gözler gözyaşını unuttu.
Şefkat, merhamet kaynağı vicdanlar katılaşmaya başladı. Velhâsıl insan şifa verecek eczanede hasta oldu. Bugün şeyin durumu bu, dünyanın vasatı bu. Onun için bugün Allah Resulü iki emanet bırakıyorum, Kur'an ve sünnetimdir. Bugün hepimizin, yarın bize belki hesaplardan biri de bu olacak. Biz nasıl Kur'an ve sünnete emanet, nasıl neslimizi, evlatlarımızı o şekilde yetiştirdik? Ayşe validemiz naklediyor. Allah Resulü son namaza çıktı diyor. İki sahabinin kolunda çıktı. Yürüyecek hali yoktu. Ebubekir Efendimize mihraba geçirdi. Selam verildi. Ayşe validemiz diyor ki ben diyor hayatımda diyor Allah Resulü bu kadar bir güler yüzlü, sevinçli olduğunu görmedim diyor. Arkasına baktı, döndü diyor. Bir ashab-ı kiram nesli gördü diyor. Efendimiz son nefesindeydi. Ayet ölüm gelene kadar bulundu. Yakın gelene kadar buyuruyor. Son nefeste de Efendimiz bir talimat altındaydı. Ravi diyor ki Allah Resulü nefesi iyice kısıldı diyor. Bak tebliğe devam ediyordu. Namaz, namaz, namaz. İkincisi emrinizin altındakilerin hukukuna dikkat edin. Dullar, yetimler vesaire. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devesinin üzerinde Eshâb da onun önünde ve yanında yürüyorlardı. İşte Muaz bin Cebel, efendim Muaz bin Cebel'i çok severdi. O fârik bir sahâbiydi. Onu Yemen'e göndermişti. Muaz'a ayrı bir ihtimam gösterirdi. Muaz'ı terkisini alırdı. Muaz, bak bunlar bunlar kâfidir, şunları şunları yapman lazımdır derdi. Muaz'ı bir an tefekküre bırakır, sükût hâlinde giderlerdi. Yine Muaz, bunlar da kâfidir, şunlar şuna dikkat etmen lazım buyurdu. Vesaire. Muaz öyle bir sahabiydi. Şimdi bu hadise de Muaz'da olan bir hadise. Bir gün Fâhr-ı Kâinat Efendimiz devesinin üzerinde, Eshâb da onun önünde ve yanında gidiyorlardı. İşte Muaz bin Cebel, ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ın Rasûlü, seni rahatsız etmeyeceksem yanınıza yaklaşmama izin verir misiniz diye sordu. Nasıl bir edep? Hucurat Sûresi, canlı bir Hucurat Sûresi. Eğer sizi rahatsız etmeyeceksem, yanınıza yaklaşmaya izin verir misiniz diye sordu. Efendimiz de yaklaş buyurdu. Hazreti Muaz yakınına geldi, yan yana ilerlemeye başladılar. Bu yakınlığı vesile bilerek Muaz sordu. Canımız sana feda olsun ya Resulallah dedi. Rabbimden niyazım budur ki, bizim can emanetimizi sizden önce almasıdır. Yani sizin vefatınızı görmememizdir. Sizden evvel biz vefat edelim. Yani o acı bize olmasın, duymayalım o acıyı. Fakat Allah göstermesin. Eğer siz benden önce vefat ederseniz, ardından hangi ibadetleri yapalım? Arkasından ne tavsiye edersiniz? Hazreti Peygamber bu soru karşısında sırlı bir sükûte büründü. Ve bir müddet sessiz kaldı. Ve bir cevap vermedi. Bu sükût karşısında Muaz sual sorarak manevi susuzluğunu gidermek istedi. Allah yolunda cihat mı edelim diye sordu. Efendimiz şöyle cevap verdi. Muaz dedi Allah yolunda cihat güzel şey ama insanlar için bundan daha hayırlısı var. Dehşet artır artır gidiyor Allah Resulü'ne. Peki ya Resulullah dedi, yine oruç tutmak, zekat vermek mi? Bunlar mı güzel? Efendim buyurdu, oruç tutmak da zekat vermek de çok güzel buyurdu. Fakat bundan daha da ötesi var buyurdu. Yine Muaz bin Cebel, en hayırlı ameli öğrenmek ihtiyacı içinde insanoğlunun işlediği bütün iyilikleri saydı. Efendimiz bu her iyiliği sayınca, Efendimiz, insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurdu. Ve dehşet yoğunlaşarak devam ediyordu. Hazreti Muaz sonunda, anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedi. İnsanlar için bu saydım ben bütün emri bil marufları, bundan daha hayırlı ne vardır dedi. Efendimiz mübarek dudaklarını gösterdi. Hayır, hayır konuşmayacaksan sus dedi. Muaz
konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye sordu. Tabi bu gıybet mıybet değil. Boş konuşmalar. Bunu sallallahu aleyhi ve sellem'in dizini, Muaz'ın dizine şöyle bir dokundurdu ama böyle vurur gibi bir dokundurdu. Yani işin şeklinde şiddetini artırmak için Allah hayrını versin Muaz dedi. İnsanların yüz yüzü cehenneme sürükleyen dillerini söylediğinden başka nedir ki dedi. Yani yapılan bütün ameli salihler bu dilin durumunda hepsi kaybolup gider buyurdu. Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı faydalı söz söylesin veya sussun. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkın. Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşun. Demek ki ağzımızdan çıkan kelimeler bizim iç gönül dünyamızı aksettirir. Gönül dünyamı sahip olmak ya hayır söylemek veyahut da susmak. Eğer hayır söyleyemeyecek orada sükût etmek ve ilahi bir tefekküre ve bir tahassüse istikametlenebilmek. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Müminin suresinin 3. ayetinde onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Ömrü ziyan etmemek. Ömür çok kıymetli. Son nefeste bile halimizi Cenab-ı Hak biliyor Münafık'ın suresinde. Ölüm anı gelir de ya Rabbi geciktirsen, sadaka versen ve salihlerden olsam demeden evvel buyuruyor. Efendim buyuruyor, salihler bile ölüm anında bir ah vahla gidecekler. Keşke daha öteye gitseydik. İlyas aleyhisselamın Ezrail geliyor, ürperiyor. Ezrail diyor ki, sen diyor peygambersin diyor, niye ürperiyorsun diyor. Ölümden mi korktun? Yok diyor, ölümden korkmadım diyor. Dünyada ne güzel bir Allah'a, Rabbime kulluk halindeydim diyor. Şimdi mezarda ise rehin kalacağım kıyamete kadar diyor. Bu lezzetten mahrum olacağım. Velhâsıl, artık onlar ki boş ve yararsız şeyden yüz çevirirler. Yine Furkan suresinde Cenâb-ı Hak, o kullar yalan yere şahitlik etmezler. Onlar daima doğrudur, eğilmezler, bükülmezler, yamulmazlar, yalan söylemezler. Boş şeylerle karşılaştığı zaman da vakar ile oradan geçip giderler. Yani o şeylerde de labali konuşmalar içinde de bulunmazlar buyuruluyor. Velhâsıl, ya hayır söyleyeceğiz demek ki, veya da susacağız, kalbimizi o şekilde mizan edeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. Allah razı olsun, uzun yoldan geldiniz. Cenab-ı Hak bol eceler nasip eylesin. Bir dünya için gelmediniz. Dünya alışveriş için gelmediniz. Ahiret alışveriş için geldiniz. Bir kardeşlik için geldiniz. Bir Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifle sohbetimizi bitirelim inşallah. Efendim buyuruyor ki, eski kavimlerde bir kişi bir köye gidiyordu. Karşısına bir kişi geldi. Arkadaş dedi, ben de o köye gidiyorum. Senin gittiğin köye bir alışverişin varsa onu ben sana geleyim, sen o köye kadar yorulma. Ben senin işini göreyim dedi. O da dedi ki, benim bir dünyevi alışverişte bir işim yok dedi. Orada bir din kardeşim var. Ben ona Allah rızası için gidiyorum. Onun halini, hatırını, ahvalini öğrenmek için gidiyorum. O kişi dedi ki, ben meleğim, insan değilim. Sen nasıl o kardeşini seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor, ben o müjdeyi vermeye geldim buyuruyor. Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şerifin şumulünden inşallah hisseler nasip eylesin. Birbirimize dua edelim inşallah. Davud Tahir Hazretleri diyor ki, Efendimiz diyor, ümmetini çok severdi. Ümmetine devam dua halindeydi. Ümmetin de birbirine dua etmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevindirecek bir vakadır. Her günde hiç yoksa 10 kere diyor. Allahümme asli ümmeti Muhammed, Allahümme ferric an ümmeti Muhammed, Allahümme erham ümmeti Muhammed, rahmeten âmme. Her mümin diyor kardeşlerine diyor, mümin kardeşi böyle dua etsinler. Diyor ki Allah Resulü'nün hoşnut etsinler. Cenab-ı Hak cümleden razı olsun. Lillahi teala Fatiha.